resme de bu şekilde kalıyordu. Ama yani ben baktım ya, bu ampul içeriden baktığında görünmüyor. Yani hoş bir görüntü şey yapmıyordu, göstermiyordu. Bir de yani tamam, çiçek hep gün ışığı görünüyor. İyi de yaprağı ben yeşil görmek istiyorum. Bilmem şeyi sarı görmek istiyorum. Kumlama için ilk etapta su kabağında kumlama için ilk etapta kabağımızın kesme dediğimiz şekilde kabağı bu şekilde kesmiş olmamız gerekiyor. Ondan sonra kağıt bantlarımızla iç kısımdan açık olan bölgeleri kağıt bantlarla yapıştıracağız. Dökülmemesi için. Bilahare kuruduktan sonra bu kağıt bantları çıkartıp atıyoruz. Bu kumlama olayını da gittiğim kabakların efendisi su kabağı işlemeciliğindeki Harun hocamın bilgilendirmesine göre ilk defa Ahmet Ergin olarak ben kullanıyorum. Dolayısıyla bu bilgimi de arkadaşlar aktarmamı istediler, bilmeyen insanlar, bu işle hobi olarak uğraşan insanlar nasıl yapıldığını öğrensinler diye. Ben de zevkle bununla ilgili yaptığım çalışmayı sizlere aktarmış olacağım. Burada dikkat edeceğimiz husus, kumların bütün en ince noktalarına kadar doldurmak. Elimizle hafiften, çok hafiften bastırmak suretiyle aşağı doğru fazla baskı yapmayalım. Çünkü alttaki poli bantında aşağı doğru çökmeler olabilir. Bu kum doldurma olayı da istediğimiz ölçüde doldurabiliriz. İsterseniz çok yoğun bir şekilde içini doldursunuz. Yukarı doğru bombe yaparak da şekil verebilirsiniz. Veyahut da farklı 2-3 rengi de tonlama yaparak bu işlemi devam ettirmiş olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün yüzeyi geziyorum.
her tarafı yapışsın. Daha sonra hızlı kuruyan yapıştırıcımızla bunların üzerine damlalar halinde döküyoruz.